Sağ olun. Hocam da sizin de ya memleketlinizdir. Evet. Evet, ben de Süerekliyim. Allah razı olsun. Dinliyoruz. Hocam, ben rüyamı anlatmak istiyorum. Buyurun. Ben hiç tanımadığım bir kadın vardı. Defteri açtı ve ismimi soyadımı yazdım. Ve o sırada uyandım. Ve bir de rüyalarım hep çıkıyor. Aynısını yaşıyorum. Mesela bir soru sorabilir miyim? Bir soru sorabilir miyim? Evet, şimdi sorun. Birinci görmüş olduğunuz rüyayı bir daha bana küçük bir açıkla, bir daha söyler misiniz? Bir kadın misiniz? Beyaz deftere ismini yazıyor, değil mi? Deftere ismimi yazdım. Siyah keçeli kalemle o sırada uyandım. Tamam. Bir soru evet. Soracağım. Bakın. Siz bugünlerde doktora gittiniz mi ya da gitmeyi düşündünüz mü? Bir rahatsızlığım var. Erteledim, gitmedim. Peki, şimdi ben size bir şey soracağım. Evet. Rahatsızlığınız var da niye ertelediniz, gitmediniz? Cenab-ı Allah mesaj gönderiyor gitsin diye. Niye gitmediniz? Gidemedim, bir türlü gidemedim işte. Ya hayat, özellikle sağlık şakaya gelmez. Ne olur yapmayın. Bütün işlerinizi erteleyin. Ama sağlığınızı önemseyin. Bakın bu rüyada size zaten onu evet. Anlatmış. Çok teşekkür ediyoruz. Acil şifalar diliyorum. Hatta bu telefonu kapatıp gidip doktorunuzdan randevu evet. Alın. Ne geçmiş olur. Olsun inşallah. Bakın atlatacak. Az sonra öyle bir doktor getireceğim ki huzurlarınıza. Hani bazen istediğimiz tek şey bir hekimle konuşmak, ona derdimizi anlatmaktır evet. Değil mi? Evet. Hani iki kelam edip yani ben ne yapayım, burada nasıl bir yol izleyeyim? Şu hastalıkta ne yapmam gerekiyor diye sormak isteyenler varsa... Türkiye'nin en kıymetli hekimlerinden birini az sonra buraya getireceğim. Sizinle buluşturacağım. Stüdyom da aynı şekilde sorabilir. Ekran başı da sorabilir. Lütfen Instagram'dan sorularınızı yazın. Çok kıymetli hekimimiz biraz sonra burada bizlerle birlikte olacak. Oytun Erbaş. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben bu yağımı anlatayım. Dinliyoruz. Hı. Rüyamda yer yatağı vardı bir odada. Ve orada da bir cüce vardı. Yanında da tanımadığım biri daha vardı ve o cüce bana bir şey söylüyordu. Ve ben ona çok kızıyordum. Onu dövüyordum. Ama çok böyle öldüresiye dövüyordum ama ölmüyordu. Ben bu rüyayı görsem kalkıp uçuk çıkardı bende. Yemin ederim. Bitti mi? Bitti mi rüyamız? Evet, bir de annemin bir rüyası var, onu anlatabilir miyim lütfen? Şekerim, tek tek bir dakika, bak kuyruk var sırada. Evet. Bir dakika, hangi şehirden arıyorsunuz bizi? Ben Siirt'ten arıyorum. Oo, ne güzel. Selam olsun Siirt'ten bizi izleyen herkese. Bekar mıyız? Evet. Ben size şunu söyleyeyim. Rüyanızın mesajı Allah nasip ederse bu. Görmüş olduğunuz cüce esmer miydi, yani siyah gibi bir şey miydi? Ya o kadar bilmiyorum. Onu öyle bir dövüyordum ki. Yaşı değil. Rengi siyah mı? Esmer mi? Onu soruyorum. Ay, komedi programı bu gibi oldu. Cüce ne renkti? Ha, tamam. Şimdi bak sevgili kardeşim. Eğer buğday tenliyse ya da açık tenliyse bu kişi, sizin Allah nasip ederse bir kısmetinizle alakalı bir gelişme olacak ama aranızda şu anda aranızı bozmaya çalışan ya da bir araya gelmenizi engellemeye çalışan bir hanımefendinin olduğunu gösteriyor rüyanız. Hocam çok yaşayın ya. Fakat sizin o kişiyi boğmaya çalışmanız, dövmeye çalışmanız, sakın nefsinize uyup da yanlış bir harekette bulunmayın. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Allah nasip ederse sizin kapınız inşallah en kısa zamanda çalınacak kardeşim. Yatak odasında olması zaten beklemeye alınmasıdır yani. Ah hocam, sorularınız evet. Da çok enteresan. Şimdi, cüce ne renkti? Şimdi cüce dedi, biz de cüce dedik. Yani o dediğiniz kişi... Ama gerçekten böyle, biliyor musunuz? Yani bunu mesela ben bir rüya görüyorum. Ki bugün yayına girmeden önce hocama rüyamı anlattım. İlk defa rüyamı hatırladım yani. İnanılır gibi değil. Detay soruyor, biliyor musunuz? O ne renkti, bu ne renkti? Araba kaç tekerleğiydi, bilmem ne. Evet. Ay hocam dedim, ahiret soruları soruyorsunuz. Bana dedi ki, ama dedi, rüyanın ilmi gördüğünüz detaylarda saklı. O yüzden lütfen detayları çok evet. İyi bilerek bizi arayın. Espri yapıyorum, sen ne olur kafana göre takıl. Nereden arıyorsun bizi? İstanbul'dan arıyorum. Hadi dinleyelim hemen rüyanı. Ben rüyamda doğum yaptığımı gördüm. Etrafımda, sağımda ve solumda 5-6 tane beyaz tülbentli hemşireler, ebeler, beyaz kıyafetli. Hı hı. Ve bebeğimi arabada getiriyorlar. Yanında da
3 kilo 851 santim. İsim kısmını şu an tam netleştiremiyorum. Ama oradaki beyaz insanlar, hepsi de bayandı, bana sen çok işte sıkıntılar çektin vesaire şeyler söylüyor. Bu sana Allah'ın bir lütfu, Kerem'i hangi ismi koyarsan koy, muhakkak Kerem ismini de koy diyorlar. Ve ben sabah uyandığımda Kerem miydi, Mert miydi, tereddütte kaldım. Ve o zaman da hamileydim ben. Daha cinsiyetini falan da öğrenmemiştim. Sonradan oğlum oldu. Ah, şu an 18 aydın. Aylık ve ismi Kerem. Gerçekten. Bu rüyanın anlamını öğrenmek istiyorum hocam. Şimdi rüyanın anlamı zaten çocuğun olacağını söylemişti. Söylemiş. Mesaj gelmiş. İsmi de Kerem katmışsınız. Ne mutlu size. En azından o rüyadaki isme uymuşsunuz. Netice itibariyle yalnız şu var. Burada çocuğunuzun ve sizin özellikle birazcık sağlığına ufak tefek de olsa dikkat edin. Oldu mu kardeşim? Tamam hocam. Ve şu an ben hastane işleriyle uğraşıyorum oğlumun. Hani bir hastalık tanısı konulacak. İnşallah yoktur tabii. Evet. Yok kızım, yok, rahat ol. Allah'ın izniyle inşallah iyi olacak. İnşallah. Tamam inşallah kardeşim hocam. Hadi çocuğun da yanağını tamam. Öptük. Tamam efendim. Evet. Allah şifa versin. Amin. Size de oğlunuza da. Evet. Ne diyeyim? Bir telefon İyi daha alalım. Evet. Ya rüyalar çok şey anlatıyor. Gerçekten çok şey anlatıyor. İçindeki evet. Doğru mesajı algılayabildiğimizde. Aynen. Alo. Alo, merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nereden arıyorsunuz? Kayseri'den arıyorum. Ben eski nişanlımı gördüm rüyamda. Evet. Eski nişanlınız, ayrıldınız. Evet, ayrıldık. Halk otobüsünde gördüm. Birlikte biniyoruz halk otobüsüne. Sonra bana yüzük gösteriyor. İki tane yüzük. Alyans. Ama bizim alyanslarımız değil, bakırdı alyanslar. Ve diyor ki ailelerimize söylemeyelim, tekrar barışalım diyor. Ben de böyle bir şey asla olmaz diyorum. Sonra bana sen bana neden döndün diye soruyorum. Muskayı gösteriyor. Boynunda bir muskası var. Muskayı gösteriyor. Bu yüzden döndüm diyor. Ben de diyorum ki ben seni hastayken bile kabul etmiştim. Sen neden böyle şeyler yapıyorsun diyorum. Böyle dediğimde ağlayıp otobüsten iniyor. Ben de bir arkadaşımı görüyorum. Bahsediyorum otobüste ona. Böyle böyle oldu diyorum. Sonra hiç bilmediğim bir yere gidiyor otobüs. Bilmediğim bir yerde iniyorum. Evime dönmek için mobilyacı gibi bir mobilyalar görüyorum. Evime dönüyorum sonra. Tekrar gelsin ister misin nişanlının? Yok, istemiyorum. İstemiyoruz. Şimdi bu kızımız kendi konumunda haklı bu rüyada. Çünkü otobüste kalıyor. Sizin kendi konumunuzda haklı olduğunuzu, onun sizi taşıyamayacağını anladınız. Evet. Ve bir takım dedikodulara, laflara siz fazla kulak asmadınız ama o her zaman bildiğini yaptı. Doğru. O yüzden otobüsten inmesi sizi taşıyamayacağını ama sizin başka bir arkadaşınızla dertleşmeniz ise Allah izin verirse otobüste olduğunuz için size de hayırlı bir kısmetin geleceğini gösterir. İnşallah. Tamam mı kardeşim? İnşallah. Hatta ve hatta gönlünü açan birileri ya olacak ya oldu. Çok yakın. İnşallah hocam. Teşekkür Kapıda ederim. Diyorsun. Çok yakın, evet. Bak asıl bu rüyadan çıkarman gereken müjde ne? Senin gönlüne hoş edecek birileri çıkacak. Ya kapıda ya da girmek üzere. Ya da girmek üzere evet. Diyor. Hadi gözün aydın. Çok teşekkür ederim hocam. İyi günler. Sağ ol kardeşim. Ah ah ah, dünya dertleri hiç bitmiyor değil mi? Şimdi duygusal olarak bu kızımız zaten orada otobüste başka biriyle konuşması, bir kız kardeşine de bir kız hanımefendiye derdini anlatması, orada aslında bu kızımızın duygusal manada birine karşı ufak bir terapisi ne derler ona? Telapi mi derler, ne derler? Terapi değil. Terapi değil, şey. Telepati mi diyor? Telepati hocam ne şey. Diyorsun, neyi anlatıyorsun? Telepati. Yani, empati. Empati bilmiyorum işte. yani hani karşılıksız bir aşka ne derler? Ya da karşılıksız sevmeye? Karşılıksız aşk. Hayır, bir isim verir mi? Umutsuz aşk. Mi? Yok. Platonik aşk. Platonik ha. Pardon, onu bulana kadar. Şimdi burada... Hocam bir şey söyleyeyim mi? Hocam ilk defa canlı yayında bu kadar heyecanlı. Yani şimdi telefon bağlantılarında bugün doğru ya, mesajı almaya çalışıyorum. Bildiğimiz günden itibaren çok heyecanlısınız. Evet. Şimdi burada bu kızımızın düşündüğü, yani güvendiği, aslında kafasından geçirdiği biri var ama
Henüz ona açılmamış. Onu da biliyorum. Tamam, platonik diyorsunuz. Yani platonik. Kendi kendine yaşıyor. Aynen, aynen. Bazen platonik aşk da güzel oluyor. Evet. Değil mi? Kendi kendine onu uzaktan seviyorsun. Hani bir şarkı var ya. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Evet. Alalım telefonumuzu. Evet. Diyor ki şarkı da çok güzel. Buyurun. Şimdi ben bu rüyayı bir ay olmuştur göreli. Çok etkisinde kaldım. Rüyamda öleceğim saati söylüyorlar. Öleceğim saat 3 ile 3 gün mü, orasını tam hatırlamıyorum. Sonra çocuğumla birlikte, erkek çocuğumla, benim sonra öleceğimi söylüyorlar ikimizin. Sonra ben o saat biz tarla gibi bir yerdeyiz, işimle bir işle meşgulüz. Sonra acaba diyorum ben, saat yaklaşıyor, nerede ölebilirim? Sonra eski sevdiğimi görüyorum. Taramalı tüfeğini çıkıyor, beni vuruyor, öldürüyor. Orada ölüyorum, ben öldüğümü hissediyorum, yani ölüyorum. Sonra el sallamak istiyorum çevreme, vazgeçiyorum, ölüyorum ben. Sonra öteki alemdeymişim, hiç acı çekmiyorum ama. Sonra öteki aleme gidiyorum, bir köşke gidecekmişik, güzel bir yere gidecekmişik. Beraber fayton mu yaya mı gidiyoruz. Sonra da taka gibi bir araba geliyor önümüze, orada oğlumun cesedi varmış ama görmüyorum. Orada uyanıyorum, etkisinde kaldım. Hatta böyle kalın hocam. Size hatta kalın, birkaç soru soracağım size. Tamam. Şimdi bu rüyaya göre biraz maddi biraz manevi sıkıntılar var evinizin içerisinde. Şimdi bir evle alakalı ya da bir tarlayla alakalı, bir araziyle alakalı ya da bir devlet kapsında bir problem yaşayacaksınız. Böyle bir probleminiz var. Çünkü bu rüyaya göre onu gösteriyor. Evladınızın orada ölmesi, Allah nasip ederse ömrü uzamış ve onun zürriyetini göreceksiniz. Sizin vefat etmeniz efendim, Allah izin verirse size tabii gün veriliyor ama o günlere bakmayın. Sizin vefat etmeniz, sizin de ömrünüz uzuyor. Diğer yanda ilerleyen zaman içerisinde Allah nasip ederse sizin ya umre ya bir hac vazifesini yerine getireceğiniz. Çünkü vefat edip bir köşkte olması, muhakkak o hedefe ulaşması. İnşallah. Evet. Evladınızla alakalı Allah nasip ederse gerçekten bütün anne ve babalar hani evlatlarıyla alakalı plan proje yapar ama sizin oğlunuza, evladınıza yapacağınız plan ve projede biraz hafif gecikme var ama nasip olursa bunu eşinizle beraber canlandıracağınızı ve inşallah taşların yerine oturarak bir takım maddi veya manevi sıkıntıları aşacağınızı, eşinize de ve size de beklediğiniz rızk, eşiniz artık bir yere borç para mı vermiş ya da bir şeylerle alakalı bir kısım bir şeyler var, onlarda elinize geçeceğini gösterir. Yani imkanlarla alakalı efendim. İnşallah hocam. Hayırlara çıkar. Hadi gözünüz aydın. Rızkınız bol. Allah'ım ayağınıza taş değdirmesin. Amin. Hoşçakalın. Evet. Şimdi şeyi de soracağım hocama. Az önce söyledi ya hani, özellikle bu hafta hangi rüyaları gördüğümüzde evet, neyin habercisi diye. Evet. Bir de rızık ve kısmeti arttıran, yani hangi rüyayı gördüğümüzde rızık ve kısmet habercisi, onu da soracağım. Evet. Alo. Alo. Seyircimiz hatta mı arkadaşlar? Alo, beni duyabiliyor musunuz? Çok net duyuyorum şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hangi şehirden aradığınızı alacağız bir tek. Madem isminizi vermek istemiyorsunuz. Nereden? Adana. Adana'dan. Oh, Çukurova'nın bereketli topraklarında hava güzeldir değil mi? Evet, burada hava gayet güzel. Selam olsun Adana'ya. Hocam. Bizden de selam ve sevgiler olsun. Çok teşekkürler. Hadi dinleyelim rüyanızı. Hocam ben rüyamda bir yolda pikabın üzerinde iki tane kefenlenmiş ölü gördüm. Bana sen burada bekle, biz mezar kazıp geleceğiz dediler. Fakat mezarların üstü buz tutmuş. Daha sonra bu ölülerden birine sarı bir köpek parçalıyor ve ben köylülere haber vermek için koşuyorum. Önüme siyah bir domuz çıkıyor. Domuz beni görünce kaçıyor yalnız. Ben köylülere haber veriyorum. Haber verdiğim yerde de kazanlar kurulmuş, hep ölüler yıkanıyor. Tekrardan ölülerin olduğu yere geliyoruz ama hiç ortada parçalanmış ölü falan hiçbir şey yok. Köylüler biz her şeyi hallettik, sen korkma diyorlar. Ben bayağı bir etkilenerek uyandım bu rüyadan. Ne anlama geliyor bilmiyorum yalnız. Bir soru soracağım. Bekar mısınız? Evet, bekarım hocam.
Şimdi sevgili kardeşim, vefat edenlerin yıkandığı yeri görmek, kişinin ufak tefek günahların dökülmesi artı sizin hakkınızda ufak tefek yapılan söz ve dedikodular var. Bu söz ve dedikoduların kötü manada değil kızım. Kötü manada değil. Çevrenizde, köyünüzde ya da mahallenizde sizinle alakalı güzel laflar söyleyen, sizin için bir güzellik düşünen birileri var. Şükür. Evet, ve kısmetinizle alakalı ya da işinizle alakalı ya da ne bileyim size destek mahiyetinde güzel laflar, güzel sözler duyacağınızı neye gösterir. Neye dikkat etsin seyircimiz? Şimdi burada dikkat edeceği şey şu. Bu kardeşimizin kafasında gerçekten kendisiyle, ben açıklamayacağım, kendisiyle alakalı büyük bir soru işareti var. Hani sağa mı gideyim, sola mı gideyim? Bir kararsızlık var. Ben bu rüyada bunu gördüm. Var mı böyle bir kararsızlığınız? Evet Nur Hanım, var, doğru. Ay Allah'ım, inanamıyorum ya. Evet. O yüzden... Helal olsun size. Evet, sağ olun. Allah razı olsun. Peki yani o kararsızlığınla ilgili kararı nasıl vermesi gerekiyor? Yani bu rüya ona ne anlatıyor? Hiç üzülmesin. Allah nasip ederse yok artık. Hangisini yaparsa yapsın kendisi için hayırlıdır. İster sağ olsun ister sol olsun. O soru işareti peki, cevabını bulacak ve işi olacak bu kardeşimiz. Hadi inşallah. Peki siyah domuz beni çok korkutmuştu da rüyamda. Siyah domuz ne demek hocam? Üzülme kardeşim. Üzülme. İstediğin inşallah olacak. İnşallah. Amin. İnşallah. Çok sağ olun hocam. Size güzel sağ olun. Günler seni bekler inşallah. Evet, hiç insan olsun. Umudunu yitirmesin. Valla şu anda kıyıda köşede bizi izleyen, hani Allah'ım ne yapacağım, çok büyük derdim var diyenlere evet, bir çift laf söyleyeceğim. Ömrümüz dört mevsimde bahar ve bahar, yaz değil biliyorsunuz. Evet. Kışı da yaşıyoruz, sonbaharı da yaşıyoruz. Geçenlerde çok güzel bir söz okudum. Ne kalıcı ki diyor. Dert mi kalıcı, sevinç mi kalıcı? Sevinç de gelip sende konaklamıyor. O da gidiyor, dert de gidiyor. O yüzden bunlar hep gelip geçici şeyler. Hiçbir zaman dertlerle bugünün gücünü azaltmayın. Evet. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Evet. Size bir kez daha alkış gönderiyorum. Vallahi. Yani. Hocam ben şimdi üniversiteye gittim rüyamda. Sonra üniversitenin koridorunda yürüyorum. Birden öyle... spor salonunun içerisine girdim. Bakıyorum orada düğün oluyor. Ben dedim ne oluyor burada? Bakıyorum süslenmiş her yer. Birinin düğünü oluyor. Çiçekler var. İşte değişik değişik süsler var. Hı. Neyse oradan uzaklaşmak istiyorum. Uzaklaşıyorum. Bir de gözümü açıyorum. Bakıyorum bir yolun kenarındayım. Üzerimde mavi bir yorgan var. Ama yağmur böyle çiseliyor yavaştan. Ve çamurlu bir yolda yürüyorum. Neyse oradan kurtulmaya çalışıyorum. İki tane beyaz köpek var, bana havlıyorlar. Ben de onlardan kurtulmak için yorganı kafama doğru çekmeye çalışıyorum. Daha sonra böyle bir merdiven gibi bir yer var. Galiba yol kapanmıştı. Evet. Sonra bakıyorum merdiven gibi bir yer vardı. Oraya çıkıyorum köpeklerden kurtulmak için. Kurtuluyordum da galiba. Ama o çıktığım yer o düğün salonunun kapısı gibi bir yerdi. Çok bakın, karışık. Vallahi şimdi sizin rüyanız dizi film gibi olmuş. Evet. Ne kadar uzun, aynen, nasıl aklınızı tuttunuz bu kadar? Şimdi hanım kızım, efendim, dinliyor musun beni? Evet. Şimdi bak, boşa kürek sallama. Hı. Dersine bak, hedefine kavuş. Anladın mı diyeceğimi? Yani ben burada üstü kapalı konuşuyorum. Lütfen boşa kürek sallama. Evet. Anladın mı? Yani. Biraz. Evet. Çünkü salon, spor salonu senin vermiş olduğun emek. Hı hı. Tamam mı kardeşim? Evet. Ders koridorunda yürümek, attığın her adım senin derslerin. Eğer sen boşa kürek sallarsan derslerinden de geri kalacaksın, okulundan da geri kalacaksın. Lütfen kendini, kendi hayatını idame ettirmen için kendi derslerine ver. Boşa kürek sallama. Çünkü sonunda ne olursa olsun o seni bulacak. Yani bir yerde muhakkak bir şeyler olacak senin için. Ama lütfen önce ders, ders, ders. Kendini lütfen biraz daha bağla, olur mu? Çünkü hedefin açık. Çok yükseleceksin inşallah bu rüyaya göre. Ama lütfen rüyada diyor ki Cenab-ı Allah, boşuna kürek sallama diyor kulum. Ben nasip edersem olur diyor. Anladın mı kızım? Anladım hocam. Teşekkür şimdi bak ederim. Bunu sana annen söylese, aman anne ne diyorsun falan dersin değil mi? Bak evet, şimdi rüyada sana çok şey anlatılmış. Hocam evet, da diyor ki bir anne olarak söylüyorum ben de bunu sana. Ne olur şu anda derslerine ağırlık ver. Güzel günler seni bekliyor. İnsan hayatında
O boşa kürek salladığı şeyler var ya. Evet. Her dönemde her yaşta oluyor. Öpüyoruz seni. Çok teşekkür ediyorum. Kızıma diyorum ki mesela akşamlar, hadi ders çalış diyorum. Ay anne tamam. Bir de gençler arasında yeni bir şey çıkmışım. Boş yapma. Duydunuz mu bu lafı hiç? Boş yapma. Yani çok konuşma. Evet. Vallahi yani anne olmak şimdi dünyanın Allah, en zor mesleği. Evet. Şimdi Allah o kadar güzel mesaj gönderiyor ki bakın. 8 saniye ile 20 saniye gördüğümüz rüyanın tamamı. Değil mi? Evet. O kadar ağır çekimde rüyalar bize geliyor ki. Bakın şurada ışıklar var. Kameramanlar var. Kameraman kardeşlerim var. Şurada bir program yapmak için en azından nereden baksanız belki 50-100 kişi şurada. Burada 2 saatlik programı canlandırmak için canla başla uğraşıyorlar. Allah tek kelimeyle bize bir mesaj gönderiyor. Tabii, tek kelime. O yüzden 6 saniye, 8 saniye, 20 saniye de bize gönderiyor. Bu arada şeyi evet, çok güzel söylediniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yönetmenim, editörlerim, bütün ekip arkadaşlarım, rejidekiler adına evet, gerçekten reytinglerde böyle üst seviyelere taşıdınız bizi. Allah bütün Allah ekip arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Programla ilgili o kadar güzel reytinglerimiz var ki Allah hepinizden Allah razı olsun bizi izlediğiniz evet, için. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlanacağım. Ay ne güzel bir ses böyle. Nasıl enerjik, nasıl güzel. Nereden arıyorsunuz? Diyarbakır'dan Arzu. Arzu Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Şimdi hocam ben rüyamda bina, kendi evimizde pencereden aşağı bakıyordum ve altından tren geçtiğini görüyordum. Sonra kendi kendime şey diyorum. Oh ne güzel diyorum. Devlet binamızı satın alacak ve bize para verecek diyorum. Evet. Bu kadar. Şimdi sizin ya da yani sizin ya da ailenizden birinin devlet kapısında bir işi askıda ya da bir süreç içerisinde böyle bir şey var mı? Çünkü ben bekliyorum hocam. İnşallah olacak. Sabırlı hocam, olacaksın olacak. Devlet ne kapısında bir işiniz mi var şu anda? Ne zaman olabilir? Hocam ben kendim için bekliyorum şu ama, anda. Ama size bir şey soracağım. Yani hocam da aynı cevabı verecekti de galiba Allah'tan başka kimse bilemez. Sadece evet, hocam tabii burada ki şunu yorumluyor. Diyor ki evet, yani rüyanıza gelen böyle bir devlet kapısındaki haber, işi evet, evet, olacağını ama ne zaman olur onu bilemeyiz, onu Allah bilir fakat inşallah erken inşallah zamanda alır çünkü rüya görürse mesajı gelir inşallah çok kendisi. Teşekkürler evet, hocam rüyada ne görürsek zenginliğin işaretidir, deve görürsek, fil görürsek, buğday görürsek, buğday tarlası görürsek, yılanlar görürsek, efendime söyleyeyim bir kişinin size hırka verdiğini görürsek, tabi renkler de biraz önemli ama hırka yine de rızka çıkar, size sahiplenmeye çıkar. Evinizin içerisinde yatak odasında çivi görmek, yumurta görmek, efendime söyleyeyim bu haftalarda bunlara çok dikkat edelim sevgili kardeşlerim. Diğer yandan toplu iğne görmek, bayan ayakkabısı topuklu görmek, yani yatak odasında. Evinizin içerisinde, iş yerinizde göreceğiniz şeylerde taş görmek, ufak tefek ucu sivri demir parçaları görmek, bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Tabii ben bunu yüzeysel olarak sizlere saydım ama çok dikkatli olun derim. Peki. Evet. Bu hafta hangi rüyaları görürsek çok dikkat edelim? Bu hafta göreceğimiz rüyalardan en dikkat edilecek saçınızı birinin taraması. Başka birinin sizin saçınızı taraması. Bir de özellikle yan yana gittiğiniz kişi siz rüyada konuşmuyor iseniz, oturduğunuz bir yerde de olabilir. Rüyadaki kişi sizle konuşuyorsa bunu bu hafta dikkate alın. Herkesin yanında lütfen konuşmayalım. Buna peki, dikkat edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili evet, seyircilerimiz, hocamı uğurlarken belirtmek isterim ki her salı hocam burada. Evet. Ekran başında diyet yapıyor musunuz hocam? Hiç yaptınız mı diyet? Vallahi pek yapamıyorum. Çünkü çok davet ediyorlar bizi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Erkekler genelde bu konuda çok evet, rahatlar ama biz kadınlar daha çok böyle. Evet. Mesela her pazartesi diyete başlarız. Öyle bir kitap çıkarttı ki hocam. Popüler diyetlerin toplu mezarlığı. Şimdi bu yeme içme alışkanlığımızı konuşacağız. Hatta hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden İyi, arıyorsunuz ben bizi? Merhabalar. İstanbul'dan mı? Oo Gülsüm İstanbul Hanımcığım. Nasılsınız? Çok heyecanlıyım ben şu anda. Ben de heyecanlı bir şeyim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hocam siz nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun kardeşim. Gülsüm Hanımcığım dinliyoruz sizi. Hocam ben rüyamda tarlanın ortasında bir evim var. Güneşe bakıyorum. Güneşin yanında Merkür gezegenini görüyorum. Merkür gezegeni. Sizin rüya çok bilimsel olmuş. Merkür'ü mü görüyor? Evet, güneşin yanında Merkür'ü görüyormuş. Tamam. Evet. Evet, Merkür gezegeni dünyaya düşüyor ve dünya yanmaya başlıyor.
Neden korkuyorum tabii ki. Evime kaçıyorum. Hani yanmayalım diye. Bir 5 saat evde durduktan sonra cam açıyorum ve kar yağıyor. Kar yağınca şükür ediyorum. Allah'ım kurtuldum diyorum. Bunun yorumunu merak ettim hocam. Bu rüyayı şimdi gördüğümde Ramazan'dan sonra yaz mevsimiydi yani. Ne zaman gördünüz görmüş bu rüyayı? Önceden mi gördünüz? Ramazan'dan sonra mı gördünüz değil mi? Yani, evet. Birkaç ay oldu yani. Şimdi, yazın gördünüz yani. Güneşle Merkür'ü görmüş. Evet. Tamam. Sonra kar yağmış. Evet. Şimdi güneşi görmek annenizin duasını almışsınız. Ve sizin de annenize dua yapmanız gerektiğini. Merkür, yani bilmediğiniz, bilmediğiniz bir gezegeni görmeniz size Allah nasip ederse hiç ummadığınız bir anda desteklerin geleceğini. Fakat sizin, bazı şeylere çok takıntı yapıyorsunuz. Takıntı yapmamanız lazım. Suyu akışına bırakmanız lazım kardeşim. Çünkü pencere yerinizde durun ve suyu akışına bırakın. Muhakkak ki bir şeyler olacak, hedefiniz gerçekleşecek ve ayağınıza bu istediğiniz şey gelecek. Peki gerçekten hocamızın dediği gibi takıntı yapıyor musunuz bazı şeylere? Evet, çok fazla. Bak çok fazla. Ben yine de az dedim yani. Ben yine insaflı davrandım şimdi diyorsun. Dedik bir tencere misal dedik ya, korkuyoruz artık. Peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Derler ki mevsimsiz kar görmek çok iyi bir şey değildir. Mesela yaz ortasında kışı yaşıyor, kar görüyor. Ama o karı yangın öldürmek için anlatsan hani kar yağdırmış. Rüyamda öyleydi yani. Sevgili kardeşim işte ben diyorum ki o takıntıları bırak. Pencereden dışarıya bak, karın olması zaten Allah nasip ederse muradın gerçekleşecek, ayağına gelecek dedik ya. Takıntısı çok bu kardeşimizin. İnşallah atlatacak. Ya aslında rüyası da çok şey anlatmış da hani yazdan beri tabii bu işin hani bir bilenine rüyayı sormadığınız için bilememişsiniz. Aslında size bariz bir yol açılmış Gülsüm Hanım. Evet. Nur Hanım bir şey daha sorabilir miyim? Kayınvalidem rüyasında her gün temizlik yapıyor ama bir türlü kurtulamıyor. Bunun sorusunu merak ediyorum. Normal hayatta yapıyor mu kayınvaliden temizliği her gün? Yardım etkisi oluyor tabii ki bana ama rüyasında devamlı temizlik peşindeyim. Tamam peki soralım. Çok teşekkür ediyoruz size. Kayınvalidesi birazcık rahatsızlık atlatıyor. Allah nasip ederse. İnşallah bu rahatsızlıkları atlatacak. Temizlenmesi saf bir, gönlü temiz bir insan olduğunu gösteriyor. Allah muradını verecek inşallah. Bakalım hangi rüya bize ne anlatıyor? Özellikle bu hafta hangi rüyaları görürseniz çok etkili ve rüyada göreceğiniz o üç şey bolluk ve bereketinizi arttıracak. Az sonra geliyoruz. Hadi dinliyoruz sizi, buyurun. İyi günler. Çok teşekkürler. Nereden arıyorsunuz? Samsun'dan arıyorsunuz. Samsun'dan arıyorum ben. Selam olsun Samsun'a. Teşekkür ederim. Ne güzel bir sahiliniz var. Ne güzel bir sahiliniz var. Gitmediyseniz, görmediyseniz Samsun'u gidin görün. Sahiline bayılacaksınız. Avrupa gibi. O kadar güzel. Dinliyoruz efendim sizi. Buyurun. Evet. Hocama bir sorum var ama ben rüyamda yılan gördüm. Evet. Evet, yılan gördüm. Bir dünya yılan gördüm. Bir şey soracağım. Bir dünya diyor. Çok yani. Birkaç tane. Bir şey soracağım. Bir Evet efendim. Buyurun siz devam edin. Ben bitti zannettim de. Evet. Yok yok. Yılan gördüm. Birçok yılan gördüm. Üstüme doğru geliyordu benim. Yılanların ceketim de yerdeydi. Yılanların bir kısmı ceketimin iç ceplerine girdi. Ay. Bir şey sorabilir miyim size? Evet efendim. Siz normal ticaret hayatıyla mı, iş hayatıyla mı uğraşıyorsunuz? Hayır, şu anda çalışmıyorum. İşte bakın, tamam bakın, ticaret ya da iş. Bakın, sizin cebinize giren yılanlar Allah nasip ederse kısmetinizle alakalı. Rızkınızla alakalı. Ceket olması sizin iki ceketin cebine girdiği için iki veyahut da üç yerden bir haber bekliyorsunuz. Allah nasip eder, doğru mu? Doğrudur. Bu haberleri alacaksınız kardeşim. İki yerden alacağınızı gösteriyor. Yılanların üzerine gelmesi bol risk. İki cebinize girmesi, siz bir arada bir derede kalacaksınız. Çünkü iki yerden size iş haberi gelecek. Hangisine gideyim yani, diye karar size kaldı. Hocam yanımda dayım vardı. Dayım da yerden ceketi aldı. Yere silkeledi. Hepsini yere döktü. O zaman şu var. İşe girene kadar hangi iş yeriyle görüştüğünüzü kimseye söylemeyin. Evet. Tamam mı kardeşim? İşe girin ondan sonra söyleyin. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Bazen öyle oluyor değil mi hocam? İşin sihri kaçıyor. Tabii nazar değebilir. Benim başıma çok gelmiştir bu. Mesela nazar bir iş değebilir. Olacak. Onu işte birkaç kişiye anlattığımda bir bakıyorum ki iş olmuyor. Evet. Ama olacak iş olmuyor. Evet.
Bir de şunu söyleyeyim. Nazar diye, nazar var. Diye bir şey var. Evet. İnsanı deviriyor yani. Bir de şu var. Rüyalar hangi saatte anlatılmaz? Mesela geceleri saat 9'dan 8'den sonra rüyaların birbirinize anlatmayın. Neden? Rüyalarınızı kesinlikle söylemeyin birbirimize. Çünkü sabahın hayrı var. Biz her zaman hayra çeviririz. Çünkü tabii, gece uyuduğumuzda rüya karanlıktır. Aydınlık olsun ki her zaman aydınlık alimler birbirine rüya sormuş ve rüyaları almışlar. İki söylediniz bunu. Ve aydınlık olsun diye, rüyanın sonu kapansın diye her zaman gündüz söylemesin için daha hayırlıdır. Ama gerçi akşama kadar rüyayı unutuyoruz bile. Genelde rüyanın etkisi sabah saatlerinde değil mi? Hani evet, kalkıyorsun sabah saatleri ve vakitte. Evet. Sabah eğer kalktığında çok böyle hemen evet, anneni, yanını, işte rüya yorumlayan bir aile büyüğünü. Ben Murat Güya Bakan'ı ararım. Hani kendisine rüyadan hemen sonra aradım. Ve 3 gün sonra gitti ve beni aradı, tebrik etti. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim saniye gördüğümüz ne zaman biz mesaj ama geri yorumlanmasa hayır. Telefonumuz var. Tabii. Çünkü hoş geldin.